Evet dostlar. Şimdi pazarlardan birindeyiz. Korkmaz ve Halit Tekin kanalına bizi abone edin. Bakalım bu hangi pazarda olduğumuzu kimler bilecek? Ben Adem Korkmaz. Birlikte pazarı gezeceğiz. Kışa girmek üzereyiz. Ekim'in ilk haftasını bitirdik. Malumunuz artık yem fiyatları yüksek. İnsanlar keçilerini içeri alacak. Keçilerin çok büyük bölümü soğutuldu. Soğutulduğu için de biraz daha hesaplı fiyatlar bekliyoruz ama ne durumda, nasıl soracağız, pazarlık atacağız gerekirse sizin için bir araştırma bulacağız. Bizi takipte kalın, devam edelim. Sağlık arıyorsanız şu kuyruk bölümünün sırtına sarması lazım. Yani şu tam sırtına yapışıyorsa sağlık açısından ilk önemli, yani hayvanın morali yerinde, sağlığı yerinde demek. Yani. Şu şey mi sıkıyorsun? Evet. Evet. Hayvanın adı ne? Adem Korkmaz. Adem Korkmaz da bizim vatandaşın sesinden bildim. Arkadaşlar da bildim. Sesinden bildim. Bakın burada. Oh, maşallah. Sesinden bildim. Arkadaşlar biraz kura altı rahatsız. Ne bu tekenin adı var mı? Vallahi isim mi? Şu an işte, gördünüz mü? Evet. Kulağa bakın. Maşallah, maşallah. Bu Suriye'de iç savaş olmadan önce çok hayvan giriyordu bu taraflara. Ondan beri girmedi. Bu hayvanlardan da hiç kalmamış bu orada. Bunu da içinde alalım. Güzel. Gel çayımı iç dükkanımda. Ben de böyle meraklıyım. Nerede sen dükkan? Şöyle çarşıya doğru çıktığım zaman. A101'in karşısında. Hiç yapamadım. Akdörbelerim var. Ama böyle meraklıyım benim. 4-5 tane. Var mı başka teker? Tekem yok. Pazaraçta. Yok teker şey, oğlak var. Bu tekeleri, benekleri genelde Güneydoğu bölgesinde çok sevilir arkadaşlar. Oğlaklar da benekli olarak. Bütün şeyleri karşılıyor ama kafa renginin beyaz olması, oğlakların da beyaz olması anlamına geliyor. Bilmiyorum, isim neydi abi sen? Ahmet. Ahmet abiden şimdi numarasını da alırız. Bir tekeyi almak isteyen dostlarımız olursa, ki satmazsa Ahmet abi. İnşallah hayırlı. Yardımcı oluruz inşallah. Önemli olan burada bu, bir de göz renginle ilgili şöyle bir efsane geçiyor. Gözünün içi beyaz olan keçinin sütlü olduğu söyleniyor. Doğru mu amca? Doğru. Ama ben bunu aslında tam aksini ortaya koydum. Bizde siyah inci var. Gözlerinin içi kahverengi, kuşu süt ve çeviş olmasına rağmen süt sağlıyor galiba. Yer Kayseri'de mi? Kayseri'de. Bazen görüyorsunuz şeyleri. Evet. Evet abi. Abi kolay gelsin. Çok teşekkür ettik. Ben teşekkür ederim. Fiyatını sormadan. Fiyatını soralım abi. 3 lira diyordun. Evet. 3000 lira. Bakın arkadaşlar şu diş bölümü de söyleyeyim ha. Daha yeni atık daha. Ha, dişler de yeni atmış ha. Evet. Dişlerini yeni atık. Asım telefon numaranı ve telefonunu versene Ahmet abinin. Neyse biz bir turda geri gelelim Ahmet abi yani. Hadi kolay gelsin. Hadi selam. Memnun oldum. Gelir bir uğrarız. Hadi. Ahmet abinin tekesi gayet güzeldi ama kahverengi biz gel. Tek renk. Keçiyle ilgileniyoruz özellikle kafa rengi tek olan bir bizim favorimiz. Şöyle devam edelim. Galiba tanımıyoruz. Biz bir şey sorduğumuzda arkadaşlar tanımamız gerekiyor. Fiyatları biraz daha şey oluyor tabii. Şöyle gel. Pazar daha öncekilere göre çok canlı değil pazar. Çok canlı değil. Burada normal keçiler de var. Kilis türü keçiler. Şöyle devam edelim. Şurada bir keçi var. Şurada bir keçi var.
Pazarlar. Buraya indirelim arkadaşlar. Kaç alacaksın? Gel buraya. Şişeye bak hocam. E ne alacaksın? Bunlara bir tane açıyoruz. Ama bunu yakalayamamış. Ama muazzam kulaklar var. Genç bir şey. Ama tabii burun yok. Ne diyor fiyat enler? Bir keçi var ama. Böyle istiyor. İhtiyar bir keçi. Bu isyan. Aşağı, şahırı. Ne istiyorsun? Fiyatını soralım arkadaşlar. Şöyle devam et Asım. Bu ne kadar da abi? 1,5. 1,5. Geldiğimizde çok ciddi şu tekeye odaklanmak. Kulağının altında izom yapmış teke adayının. Ozon çok tehlikeli arkadaşlar. Bulaşıcı. Patlak diyorlar ama neredeymiş bakayım ben. Şu an adam kapattı, pek görünmüyor. Bidonumuz 6 dakikaya ulaşmış. Gel. Keçi çok ama koyun zeytinyağı koyun. Biz keçi sahnen bile var. Türk sahneni. Gördünüz mü arkadaşlar? Bunlar 15 lira. Ne kadar biliyor musun? Keçi var. Teke mi alsın? Onun başka bir şey var. Çok güzel boylu bir keş ama cinsinin ne olduğunu bilmiyorum. Şöyle böyle iç açıcı. Evet. Şey yok yani ya da bir markete gider de şurada Halep şurada sahnem şurada bilmem ne öyle bir keçi alma şansınız yok. Keçiyle ilgili şöyle bir şey daha söyleyebilirim. Bazı kültürlerin mitolojisinde Arapların, Türklerin eski Türklerin mitolojisinde keçiyi kutsal varlık olarak atfederler. Keçi kutsaldır. Bağımsızlığın ve özgürlüğün bir temsilciliği olarak da adlandırırlar arkadaşlar. Bunu da bir not olarak düşelim. Burada böyle tekten Türkten yani hep Türk istediğiniz bir durumda şansınız yok. Keçiye denk geliyoruz. Kaçta 8, 9. Evet. Şu an biliyorsunuz videoların boyutu yükseldikçe şey de yükseliyor yani. İnternet süresiz de çıkmış çekiyor. Çok fazla ivesi koyun var. Hatta kırık, ak karaman koyun da var burada. Mor karaman da var. Melezlemiş. Şu an burada koyun ve küçük baş biraz daha popüler. Bakalım ne gösterecek bize, hangi sürprizler bizi bekliyor göreceğiz. Buradan şimdi bir keçi üstadına, yıllarca keçi iş yapmış birini bulabilirsek soracağız, cevap alacağız keçiyle. Şimdi keçi nasıl olmalı ya da burada tekeler var ama genetik özelliğini baskın bir şekilde oluşturmuş bir teke yok. Yani bu tekelerle eşleşen
keçilerden ekseriyette kilit keçisi çıkıyor arkadaşlar. Yani burada boyuna posuna değil de genetik özelliklerine bakıyoruz. Kafa yapısına, salına. Bu sal ve kafa yapısı çok önemli. Zira biz teke alırken yapmanız gerekenle ilgili. Oğlakları düşüneceksiniz. Oğlakların geleceğini düşüneceksiniz. Aldığınız teke neyse oğlaklarınız da o olacak. Ona göre hesaplayıp ona göre alacaksınız. Alayım rastgele olsun falan değil. Bu çok önemli. Bunlar normal teke adayları. İşte dediğim gibi mutlaka kilis basmaması için genetik özelliği bizim Battal Gazi gibi işte Çirkin Kral gibi çok net olması lazım ki iyi oğlaklar alalım. Devam edelim. Tabii pazar şöyle boşluğa doğru tut. Eskisi gibi, daha öncekiler gibi pek kalabalık bir, daha durgun bir pazar görüyoruz. Yüreğim yok. Ehlen, hoş geldiniz. Ne var ne? Sağ olasın Adem Bey, sen nasılsın? Sağ ol, sağ olun. İyisin inşallah. Teşekkürler. Sana birkaç soru sorabilir miyim? Geç yaptığınızda. Vallahi ne iyi geçti. Sütlü geçeyi tarif et arkadaşlar, hadi bakalım. Yusuf hocam kendisi Reyhanlı arkadaşlar. Abi buranın Hatay. Şöyle biraz uzaktan şöyle alarsın bizi. Evet. Şimdi ben birkaç soru soracağım size. Bunlar 2800 gebe ikisi. Yusuf abi iyi geçti nasıl olur ya? Hadi. Abi iyi keçi kendinden gösteriyor zaten iyi keçi. Etten bahsetmeyeceğim. Sütten bahsediyorum abi. Gel 900. Gel 900 getir. Getir sütü sağlı bakma. Abi buranın Hatay keçileri meşhurdur. Herkes biliyor mesela. Özellikle Şamiler. Bunlar yani mükemmel. Peki Yusuf abi şöyle bir soru, efsanevi bir keçinin en fazla ne kadar tutuyor? Kaç kilosu? Abi 5 kilodan dur. 3 kilo da veren var, 4 kilo da veren var ama 5 kilo bir keçi nasıl bir keçi olmaz falan? Abi 5 kilo veren keçi çok büyük bir rakam. Evet var veren var 5 kilo Hatay yerli keçisi veriyor ben sana diyorum. Hatay'ın yerlisi. Şami demiyorum. Ama tabii ki Şami daha tutulmuş tip yönden. Yani bunlar Şamilerin adı erkekler, Şami'dir ha. Erkekleri ama hep Şami'den gördük kadarıyla. Tekelere %100 Şami keçilerle eşleştiriliyor. Doğru söylüyorsun. Daha mükemmel çıkıyor. Daha asil çıkıyor. Bak mesela bak. Bak Şami. Gözleri beyaz bak. Bak burnuna bak. Tipine bak. Bak. Ceylan gibi. Peki Yusuf abi. Yeniden odaklan oraya. Bir erkek keçi en fazla kaç kilo olur? Kaç kiloya ulaştın? Gördün yani. Erkek mi? Teke olarak yani nasıl bir teke? En büyük erkek yani yok tekeler var yani 140 kiloya kadar tekeler çıkan var tabii. Yani 120-140 arasında ulaşıyor yani bu Şami tekeler daha mükemmel yani daha kilolu geliyor daha babayit oluyor. Erkekleri güzel ete tabii. Peki geçiş işi yapmak isteyen arkadaşlara tavsiyem var mı? Yani tavsiye ediyorum. Yapsınlar. Gerçekten bu iş mükemmel bir iş, temiz bir iş. Yani hem süt yönden, hem yavru yönden, hem et yönden. Koyundan yani daha mı iyi? Tabii. Niye şimdi keçi koyundan daha pahalı.
Peki niye koyundan daha iyi kesiyorsun? Yani süt var. Yönden. Sütü var. Yani koyunun vereceği 1-1,5 kilo, bilemedin 2 kilo versin en güzel koyunu. Ama keçi 4-5 kilo da veren var, 6 kiloya kadar da veren var. Hatta keçisi böyle. Peki Mustafa abi seni çok tutmayacağız. Çok teşekkür ederim. Allah bir hemen razı olsun adam benim. Başım üstünde ne zaman gelirsen kapımız açıktır. Başımın tacısın Adem Bey. Bizim Adem abimiz Kayseri'den gelmiş. Rabbim muvaffak eylesin. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Abiyle görüştük. Oradaki çeviş çok güzel bir çevişti. Hem kafa yapısı hem de kendi. Burada bazen gerekiyor ki arkadaşlar tanışıyoruz, muhabbetimiz oluyor. Böyle devam edelim şu tarafa. Çok keçi varmış gibi görünse de şöyle bir sorun var. Çok karışık yani, her türden hayvan var. Bir istatistik yok, bir secere yok. Yani tamamen 1200 yılında neyse pazar, bugün 2021 yılında da maalesef o. Maalesef. Şöyle geldik. Hocam. Ahmet abiyle beraber. Ahmet abiye bir dakika soru soralım biz kendisine. Şimdi Ahmet abi de bu bölgelerin keçicilerinden, çok eski keçicilerden. Şimdi ona da biz süt keçisi alırken neye dikkat edeceğiz bir soralım. Ahmet abi sen de. Ne yapacağız abi? İyi sütlü keçiyi neyine göre alacağız? Vallahi cinsini minsini boş ver. Yani hangi tarifler olacak? Memesi nasıl olacak? Çevişken bilir miyiz? Çatal olmayacak, torba olacak. Çatalda çok süt olmaz. Çatal. İkili böyle inmeyecek. Ha, şöyle torba. Torba olacak. Evet. Sallı. Anak önemli olacak. Peki. Geçinin boynu ince olacak. Boyun ince olacak. Evet. Tamam mı? Tazı gibi uzun olacak. Tazı gibi uzun olacak. Ayakları ince olacak şöyle geçi. Ayakları ince. Yüksek olacak. Bu geçi süt verir. Göz renginin, sütünün göz renginin bir alakası var mı peki? Gözleri cincir. Ulan hem Atatürk gibi gözüküyor. Ne kadar parlak olacak. Atatürk gibi gözüküyor. Ne kadar parlak olursa o kadar iyi değil mi? Aynen. Ben bizim geçeği gördüm ya daha sonra. Rambit abiden geçiler. Bu tarif ettiği keçilerden aldık arkadaşlar biz zamanında. Geçinin burnu. Şamyo olacak. Şamyo olacak. Şamyo olacak. Çok yüksek değil. Çok burnu yüksek olan var ya. Onun sütü kısa olur. Aynen. Çok da aşırı burnu olmayacak. Çok aşırı burnu olmayacak. Orta hali olacak. Hemşire burnu olacak. Hadi. Geçer süt olur. Gör. Yanıma gelirsen göstereceğim. Peki sana. Peki hangi tekelerin yavruları iyi basar peki Ahmet abi? Bir de teke hakkında bir şey söyle. En iyi tekeleri Şami yani. Şami teke olması lazım. Niye öbür tekeler ya da Şami teke? Esas öbür tekeler de iyi de sütü de güzel olur. Eski ırk bundan 20-30 sene önce. Kilis malı derler bizde. O ırk. Gerçi çok sütlü olur. Ama millet işte bu kırmızı yüzüne düştü biliyor musun? Kırmızı olsun da nasıl aynen. Olur sütlü olmuyor. Yüz kağıda fazla olsun para değil. Şimdi bilemiyoruz o şöyle bir şey var. Yıllarca bu keçi işi yapanlar yanlış tercihler yüzünden battılar. Çok batan oldu. Abi, alıyor. Onlar o keçi batanlar nasıl oldu? Keçi. O keçi batanlar dana almışlar zaman ayın. Asla ama. Şimdi demiş ya o keçi al. Nasıl rafı yok. Geçi için bugün süt. Burada gel geçi 5 lira ama başarılı belki 10 liraya satıyorlar. Hı. O geçiler tabii günlük gelirleri geçi altın bilezik her adam taşıyamaz. Niye altın bilezik Ahmet abi? Yok boş gider dolu gelir. Yabana gider, çevrede yemi verirsin. Boş gider dolu gelir. Şimdi kendinde geçi var. Boyunda dolu gider boş gelir aslında. Yani boş gelir dolu gelir. 3'er milyar verirler. Aynen. Geçlerin tanesi 3000 lira vermiyor tabii. Şimdi bak akşam geçiden geçiye çok fark var. Orlando'da çalışan bir arkadaş var. Bizim 70 geçi var. Evladım makineleri 3'er milyar verdi akşama geçileri sattı. O geçileri videoya alacağım belki de Ahmet abi. Haberin olsun. Al. Size yine Mahir dedi bana güzel bir şamı ola var bende. Bakacağım. Ama böyle tarih yazma. Burada işi yok. Ahmet abi çok teşekkür ettim. Telefonlaşacağız geleceğim. Yani. Bir sözüm vardı. Ama köpeğe getirdin, getirmedin. Vallahi köpekle ilgili... Mustafa'ya niye vermedin? Mustafa'ya ne dedi?
Bir gelsin de yavru şu anda. Ayşere mi? Bebek şu anda. Erbaşı Mustafa'yla hiç anlıyor. Ya Mustafa'yla tanıştık. Mustafa da 15 tane köpek var. Mustafa aynı köylüsü ha. Orada bana. Ben iyi bir köpek edeceğim. Ben köpek hastasıyım işte. Tamam inşallah amin abi. Tamam. Yayınımızı bitirerek konuşuruz. Evet tamam. Asım bana yönelik. Arkadaşlar. Gel de oğlağı da verim tamam. Sana. Tamam. Başka şey verim de baba tamam. Dedi. Adam gelip geliyor. Ahmet abi. Tamam. O çekenin tamam. Birini verirken evet, dedi. Evet arkadaşlar devam ederiz. Ya o zaman sen de Ahmet abinin de görüşünü aldım. Abi burada dediğim gibi bilgilendirme amaçlı yapıyorduk. Geldik faydamız olsun topluma. İlk keçi nasıldır, ne değildir, neye göre? Tabii ki biraz sahanın içerisinde uygulama yapan insanlarla belirlenerek ilk keçinin modelini tarifini çıkartıyoruz ortaya. Bu çıkarttığımız tarifte nispeten böyle sonuçlar alıyoruz. Video süremiz epey uzadı. Biz muhabbetimize, arayışlarımıza devam ediyoruz. Ben Adem Korkmaz. Başka videoda yeniden görüşürüz.